Ankara'da koronavirüsle mücadelenin önemli merkezlerinden Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapılarını Kanal 7'ye açtı. Ekibimiz artan vakaların tabloyu nasıl ağırlaştırdığına tanıklık etti. Aralarında gençlerin de olduğu hastaların yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi gelecek şimdi ekranınıza. Aybüke Ayyıldız'ın haberini Özgür Akgül görüntüledi. Umursamadık en baştaki gibi. Hiç beklemiyordum yani. Ben de olmam diye düşünüyordum. İnsanın ölüm noktasına kadar getirdiği bir nokta. Kimi gençliğine güvendiği, kimi bana bir şey olmaz diyerek umursamadı. Ancak ölümün soğuk nefesini enselerinde hissettiler. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapılarını Kanal 7'ye açtı. Ekibimiz pandemiyle mücadelede ön cephede savaşanların bir gününe tanıklık etti. Bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Hastane kapılarını bizim için açtı. Covid kliniklerini hep birlikte inceleyeceğiz. Ancak Covid kliniklerine girmeden önce ilk adresimiz giyinme odası. Sadece giyinme aşaması 10 dakika sürüyor. Kıyafetlerin içinde nefes almak bile zor. Covid-19 kliniklerine girerken hazırlanması bile dakikalar sürüyor. Şu an kıyafetlerin içinde nefes almakta bile güçlük çekiyoruz. Yüzümüzde N95 maske haricinde 3 katta normal maskelerden bulunuyor. Ayrıca gözlüğümüz, siperliğimiz, tulumumuz, tulumumuzun üstüne giydiğimiz önlüğümüz ve kat kat eldivenler. İlk durak Covid-19 yatan hasta katı. Burada her yaştan hasta var. Kliniğimizde oldukça fazla genç hastamız yatmakta. Bunların bir kısmının tedavileri de uzun sürebilmekte. Bana bir şey olmaz diyenler, virüsü önemsemeyenler. Onlardan biri de 31 yaşındaki Gökhan Kalaycıoğlu. 15-20 gündür hastanede yatıyorum. 15 gündür evimde yattım. Ya ben esnaf olduğum için tokalaşmamızdan, samimi arkadaşlarımızın geldiklerinden bu yüzden yakalandık. Umursamadık en baştaki gibi. 31 yaşındayım. Ya işte bu hastalığın yaşı ve sınırı yoktur. Nefes alamamak nasıl? Bunu biraz anlatır mısın? Nefes alamamazlık kötü bir olay. İnsanın ölüm noktasına kadar getirdiği bir nokta. Maskesiz kimse dışarıda gezmesi. Covid-19'a yakalananlardan biri de Esra Hemşire. Kendisi henüz 25 yaşında. Ancak hastaların tedavisiyle ilgilenirken o da virüsü kaptı ve şu an tedavi görüyor. Çok fazla ağrılarım vardı ve bulantı kusmam çok oluyordu. Daha sonra görevimdeyken test verdim. Daha sonra eve gönderildim. Test sonucumu öğrendim, pozitif olduğunu gördüm. Aslında hiç beklemiyordum yani. Ben de olmam diye düşünüyordum. Öyle 3 gündür buradayım. Esra hemşire de ben olmam diye düşünenlerdendi. Onun da gençlere uyarısı var. Artık gençlerde o kadar çok sık görmeye ve duymaya başladık. Çok genç ve hasta tedavi etmeye başladık. Burası da Covid-19 yoğun bakım ağır hastaların bulunduğu servis. Buradaki hastaların hemen hemen hepsi entübe durumda ve Covid-19'la yaşam mücadelesi veriyor. Koronavirüs hiçbir sağlık sorunu olmayan hastalarda da ağır seyrediyor. Yoğun bakıma alınan gençlerin sayısının her geçen gün arttığını söylüyor uzman doktor Yakup Arslan. Büyüyen tehlikeye dikkat çekiyor. Önceden yanlış bir algı vardı. Gençler çok fazla ayaktan geçiriyor diye. Maalesef gördüğümüz vakalarda gençlerin de klinik tablolarının ağırlaştığını, ağır solunum sıkıntısı çektiklerini, yoğun bakım ihtiyaçları olduğunu görmekteyiz. Son dönemde Ankara salgının da başkenti oldu. Peki neden böyle oldu? Sorusunun cevabını rektör yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Gerek verdi. Ankara'da oturan, özellikle çevre illerle bağlantısı olan kişiler memleketlerine gittiler. Kendi akrabalarıyla bir araya geldiler ve hastalık oralarda yaygınlaştı. Ankaralı yazlıklarına gitti, tatil yer beldelerine gitti. Burada ne fiziki mesafe ne de maske konusunda beklenen, arzu ettiğimiz özen gösterilmedi. Çevre illerde yaşayıp Ankara'da evi olan, bağlantısı olan eğer buralarda hastalandılarsa bir an önce Ankara'daki sağlık teşkililerine ulaşmak istediler. Hasta olaraktan buraya geldiler. Bunlar da Ankara'daki artışın nedenleri olarak söyleyebiliriz.